Açılışa başlıyoruz. Sayın Malkara Belediye Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılarım, Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürüm, DESKİ Genel Müdürüm, İl Milli Eğitim Şube Müdürüm, Müdürlerim, Belediye Meclis Üyelerim, değerli muhtarlarım, partilerimizin değerli temsilcileri ve yine sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız, hoş geldiniz. Ve böyle güzel bir günde tüm değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki köyümüzdesiniz, iyi ki sizleri burada gördük. Ve bizim burada yaptığımız güzel çalışmaları özellikle farklı noktalara taşıyan değerli basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve burada bizleri ağırlayan ve bizlere ev sahipliği yapan tüm Elmalı Köyü halkına da ayrıca teşekkürlerimi belirtiyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutladığımız Cumhuriyet Haftası'nda kütüphanemizin açılışını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Dernek yönetimi olarak yıkılmak üzere olan okulumuzun tadilatını sizlerin maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştirmiş olduk. Tadilatını yaptığımız okulumuzu kütüphanesiyle, eğitim ve konferans salonuyla ve müzesiyle bir kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunu başarmamızda bize yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Başarıya ulaşmak için ne istediğin değil, neyi ne kadar istiyorsun sözü bizim yol göstericimiz oldu aynı zamanda. Ve bu sözü de biz okulumuzun duvarına yazdık. Başarmak kolay olmadı tabii. Birçok kurum ve kuruluştan, kişilerden destek alarak birlikte başardık. Ama bu başarı hikayesinde özellikle eşime ve oğluma ayrıca bir teşekkür ediyorum. Çünkü onların desteği olmasaydı inanın çok zordu. Tabii bu başarı hikayesinde köyümüzde bir denebeği var. Ve birçok arkadaşımız, köylümüz bize bu işi yaparken destek verdi ve güç vererek de bunu beraber başardık. 33 yıldan beri öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlik hayatı içerisinde aldığım eğitimlerden şöyle özel bir şey öğrendim. O da dediler ki bana, eğer bir şey başarmak istiyorsan arkana destekçi olarak kadınları almalısın. Eğer kadınları alırsan başaramayacağın hiçbir şey olmaz. İşte ben bu felsefeyle, bu öğrenmiş olduğum çok özel bilgiyle ben Malkara'daki Türk Kadınlar Birliği'nin desteğini aldım. Ve bu destek sayesinde, onların maddi ve manevi gücü sayesinde biz bu sonucu elde ettik. Bu da inanın gerçekten çok güzel bir sonuç oldu. Başlangıçta çok zordu. İçeride bir sunu hazırladık bir video şeklinde. Başlangıcından itibaren neler yaşandığını o sunuda zaten göreceksiniz. Orada onu sizlere izleteceğiz. Ve özellikle Türk Kadınlar Birliği'nize güçlü bir alkış istiyorum. Şimdi muhtarımızı buraya çağırarak ona bir söz vereceğim. Ondan sonra tabii ben biraz hızlı girdim hoş geldine. Bir saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile beraber ondan sonra muhtarımıza söz vererek programa devam edeceğiz. Thank you.
Evet, konuşmalarını yapmak üzere köyümüz muhtarı Mehmet Çoban'a mikrofona davet ediyorum. Çok değerli misafirlerimiz, Elmalı Köyü'ne geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık, gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Değerli misafirler, bizim okulumuzun tadilatında maddi manevi destek veren kişilere ve kurumlara plaketlerini sunacağız. Sırayla çağıracağım. Eğer konuşmak isterseniz, arzu ederseniz söz sizde olacak, mikrofon sizde olacak. Konuyla ilgili, günümüzle ilgili bir şeyler paylaşırsanız seviniriz. Sayın Ender Bakla. Burada mı Ender abi? Evet abi, buyur. Sağ olsun, masa ve dolapları bize vererek büyük bir incelik gösterdi. Evet. Başkan. Başkan. Tarafa resim alalım. Tamam Ender. Tamam. Bu büyük bir başarı bence. Bu başarıya katkımız oldu ise ne mutlu bize. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Ender abi. Çok sağ olun. Sıraya koymadım, kusura bakmayın. Var olanları sırayla vereceğim. Bu bir yani bir hatamız diyelim. Şimdi Sayın Kadir Albayrak'a da bir plaket hazırlamıştık desteklerinden dolayı. Danışman, kime vereceğimizi bilmiyorum. Tamam. Danışman. Evet. Necat Bey. Neşet Erdoğan. Neşet Bey. Herkese hoş geldin diyorum. Kadir Başkanımızın görevi nedeniyle şehir dışında olduğundan sizlere selam ve sevgilerini gönderdi. Bu plaket almakta mutluyuz. Yerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Malkara Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Yurdakul. Değerli katılımcılar, değerli çalışma arkadaşlarım, Sayın İl Kültür Müdürüm, Kütüphane Müdürüm, Kadınlar Birliği'nin değerli üyeleri, başkanı, temsilcileri, değerli hemşehrilerim. Öncelikle ben hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Gerçekten Elmalı Mahallemiz özellikle geçtiğimiz dönemden başlayarak Büyükşehir'le birlikte birçok hizmeti getirdiğimiz bir mahalle oldu. Ciddi anlamda ihtiyaçları vardı. Bir kısmını karşıladık, bir kısmını da önümüzdeki süreçte yine Kadir Başkanımla el ele vererek, muhtarımla, köyümüzde yaşayan hemşehrilerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer kamu kurumlarıyla el ele vererek hepsini umuyorum karşılamaya devam edeceğiz. Bu okulun eski halini de hatırlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Trakya'daki sivil toplum kuruluşları da burada bir toplantı yaptı. Kırsal turizmi nasıl arttırabiliriz diye. Özellikle bu dönem biraz daha ekonomik anlamda üreticimizi ayağa kaldıracak projeler için çalışıyoruz. Umuyorum ki kısa sürede bu projelerde meyvelerini vermeye başlayacak. Şu an olgunlaşma aşamasında diyelim. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerim adına, özellikle Elmalı Mahallesi'ndeki hemşehrilerim adına, gerek kamu kuruluşlarına, gerek derneklere ve tüzel kişilere herkese teşekkür ediyorum. Malkara'mızda birçok böyle projede daha kent konseyimizin vasıtasıyla buluşacağımız günlere hep birlikte sağlıkla kavuşalım diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkürler başkanım, sağ olun. Evet, Sayın Metin İlgün, eski belediye başkanımız. Teşekkür
Metin abi. Çok değerli Malkaralılar, hanımefendiler, aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben çocukken, öğrenciyken Malkara'da ortaokul bile yoktu. 1947'de gurbete çıktık. Haydarpaşa Lisesi'nde orta lise, oradan derken üniversite. Ama şimdi bu güzel toplumu görmek, bu güzel eserleri görmek bizlere kadermiş. Çok memnunum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ettik abi, çok sağ olun. Köyümüz halkından Selahattin Şali. Selahattin abi burada mı? Burada, burada. Oğlu. Evet. İsmail Şali'nin oğlu burada. Hayır, evet. Evet, büyük emekleri olan Sayın Belma Özsoy. Evet, başkan. Türk Kadınlar Birliği yönetimi ve tüm üyelerine teşekkür ediyoruz. Çok değerli konuklar, sıralama hatası yapmayayım diye protokolü tek tek saymıyorum. Şimdi Hasan Bey Türk Kadınlar Birliği'nin çok fazla desteği olduğunu söyledi. Hepinizin kafasında bir maddi destek belki geçiyordur kafasından. Ama biz sadece, ben de eğitimci olduğum için, Hasan Bey bize bu binayı değerlendirmek istediğini söylediğinde çok heyecanlandım. Neden? Bir yeri yıkmak, bir kazma, bir kürek, bir de araca bakar. Ama yapmak bir ömür alır bazen. Onun için bu eğitim yuvasının yıkılmasından yana hiç gönlüm razı olmadı. Ve de arkadaşlarım o kadar iyi yürekli insanlar ki yaparız dediler. Hasan Bey bize dedi ki, adınızı kullanalım mı yardım yapmak isteyen? Gayet tabii, başlayacağız bu işe. Ama 4 senemizi mi aldı? 5 senemizi mi aldı? Onu bilemiyorum ama başardık. Bundan sonra iş Elmalı halkına düşüyor. Burası sizin yuvanız artık. Kadınlar, erkekler, lütfen binanıza, kütüphanenize, müzenize sahip çıkın ve daha çok insanın buraya gelmesini nasıl sağlarız diye siz bize fikir getirin, biz yapalım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağınız olsun. Teşekkürler. Evet, yine benim için çok özel. Tabii haberi yoktu. Sayın Semra Aksoy. Yani benim ablam yok ama bir ablam oldu. Atilla Ayaz Bey geldiler mi? Yok. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Ahmet Hacıoğlu. Tanışalı çok fazla olmadı müdürümle ama müdürümüzle bizim kafalar bayağı uyuyor. Çok güzel şeylere imza atacağımız diye düşünüyorum. Müdürüm, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sayın Başkan, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Tabii biz buraya kitap desteğinde bulunduk ama başkanımın bıraktığı yerden devam edeyim. Tekirdağ'ın geleceği kırsal turizmde, ekoturizmde, agroturizmde. Tam da bu köy buraya için biçilmiş bir kaftan. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın başlattığı bu hamleyi tanıtma babında, geliştirme babında, geniş alanlara yayma babında elimizden her şeyi yapacağımıza sizin huzurunuza söz veriyorum. Bu güzel, harika kültür evini, ben artık kültür evi diye bakıyorum buna. Okulmuş eskiden. Etnografik eserler var. Efendime söyleyeyim, bir yaşam alanları oluşturulmuş. Elimizden ne geliyorsa da katkı sunmaya bundan sonra devam ederiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
Evet, bazı arkadaşları göremiyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bu köylü Sayın Feyzullah Fındık Şube Müdürümüz plaketini vermek üzere buraya davet ediyorum. Değerli konuklarımız, ben de bu köylü olarak İl Milli Eğitim'de çalışıyorum ve bu okul mezunuyum. Gurur duyuyorum ve bu okulumuzun bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler de İl Milli Eğitim olarak elimizden gelen neyseydi yapmaya uğraşıyoruz. Sağ olsun dayı oğlu zaman zaman ziyaretimize geliyor. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ayrıca sağ olun. Sayın Baycan Kamacı için plaket alacak olan var mıydı? Gazaroğullarından herhalde yok. Bilgin Yapı'dan gelen var mı? Ramazan Özgen Bey? Göremedim. Ha, Bilgin Yapı. Ha, Baycan'daki, tamam. Fotoğrafını çekelim, görsün en azından. Baycan Bey bize ilk ateşleyenlerden bir tanesi. Kendisi Ankara'da oturuyor ve oradan babası, annesi buralı olduğu için çok özel yeri var bizim için. İsmail Şali plaketini vermek üzere oğlu Tolga Bey'i davet ediyorum. Kendisi şu anda Nusaybin'de. Nusaybin'de, evet. Nusaybin'de. Sayın Arif Kızıl yok herhalde. Tamam. Ben de sizin başarılarınızı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İsa Şali'nin plaketini alacak olan var mıydı? İsa Şali. Tamam. Mümin Demir plaketini bu arkadaşımız İsa ve Mümin kardeşlerimiz yurt dışında. Mümin abim için çok teşekkür ederim. Çağdaş Yaşam Destekleme Bakırköy Şubesi'nden gelen var mı? Yok herhalde. Son defa Selahattin Şali. Yok. Bakırköy'ünkini alabilir miyiz? Alabilir. Tabii. Ramazan Özgen Bey adına yok herhalde. Bilgin Yapı. Evet. Plaket törenimiz burada sona erdi. Şimdi açılış için kurdele kesme törenine geçeceğiz. Kurdele kesmek için 4 tane makasımız var.